İyi bir işçilik olduğu konusunda iddialı değilim ama Mazda 323 1998 model aracımın kapı kartonu deforme olmuştu. Ve ben de böyle bir çözüm ürettim. Şu gördüğünüz parça motosikletçilerde satılan tekerlek şamiyeli ve şurada bildiğimiz kırmızı kumaş. Şimdi gelelim bunu nasıl yaptığımıza. Mazda ile ilgili çok fazla bir video yok. Belki işinize yarayacak bilgiler edinirsiniz. Hadi başlayalım. Aracımızın sağ kapısının iç kartonunu söktük. Sökme nedenim şuradaki yarıkları bir şekilde tamir etmek. Üzerine bir şey yapıştırmaya çalışmak. Kendimce bir çözüm üreteceğim. Sağ kapağı sökerken bu kartonu sökerken arkadaşlar öncelikle yapacağınız işlem buradaki kapı açma mekanizmasını şurada vidası var. Onu sökmek. Daha sonrasında şurada bir tane vidası var. Onu sökmek. Sonrasında da burada da bir klips gibi bir şey var. Onu çıkartırken zorlanabilirsiniz. Hatta kırabilirsiniz. Ben bunu kırdım. Kapağı bu şekilde söktük. Arkadaşlar kapağın iç kısmı çok aşırı pisti. Toz toprak içindeydi. Ben gene temizledim. Hatta temizlemediğim bir yer var. Onu göstereceğim size. Bakın şurada pislikler nasıl birikmiş. Böyle bir arabaya biniyoruz şu anda. Bakın arkadaşlar ben titiz bir insanım. Böyle bir arabaya binmem. O yüzden arabanın her yerini kurcalayıp temizliyorum. Sökme amacım bunu tabi temizlemek değildi ama onu da aradan çıkartıyorum. Bu kartonu buradan kapıdan nasıl söktüğümüzden de bahsedeyim. Şimdi buradaki klipsi söktükten sonra ve vidalarını çıkarttıktan sonra bir plastik bir parça ile veya tornavida ile şu kenarlardan kanırtarak alttan kanırtarak kurtarıyoruz ve kapağı yukarı doğru kaldırarak şuradaki kanaldan şuradaki kanalın pencereden kurtulmasını sağlıyoruz. Yukarı kaldırarak. Burada da altta da böyle klipsler var. Bunların kurtulmasını sağlıyoruz. Tabii benimkinde herhalde iki tane. Şurada da olmalı. Onu daha önceki vatandaş kırmış herhalde. Ben şimdi buradaki kumaşı da sökmek istiyorum. Çünkü şuralar deforme olmuş. Muhtemelen değiştirmeyeceğim. Ama en azından temizlik yapmış olurum ve daha düzenli hale gelmesini sağlamış olurum. Şöyle ben bunu denedim. Bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Şöyle ayırarak bu şekilde rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Bu yapıştırılmış zaten buraya. Arkadaşlar demek ki görüntü hiç içime sinmedi. Ben de süngeri buradan söktüm. Bunu yıkadım. Ardından kartona değmemek suretiyle bu kapağın içini de yıkadım. Evet, bu şekilde yapıştırıcıyla süngerimizi de tekrar yapıştırdık. Tertemiz bir görünüm oldu. Kızım dur kızım. Arkadaşlar şimdi kapının metal olan kısmındaki pislikleri göstereceğim. Bunlara da ayrıca temizlik yapmayı düşünüyorum. Ayrıca şöyle bir şey gördüm. Bu da çok hoşuma gitti. Şurada bir boru gibi bir şey var. Bu da kapının sağlamlığını gösteriyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Mesela ben kapıyı söktüm ve buradaki donanımla ilgili öğrendiğim bazı bilgileri sizlere aktarayım. Belki işinize yarar. Öncelikle şu parça kapıyı açtığımız kapı kolu şu parmağımın olduğu yerden vidalı. Bu vida ise şuraya denk geliyor. Şöyle. Bu benim çok hoşuma gitmedi. Şu vidayı tutan sadece şuradaki plastik parça. Bu şekilde. Yani şu plastik parça erimiş olsa bu kolu buraya tutturamayacaksınız. Ayrıca burayı açarsanız
arkadaki kapı kolunun, kapıyı açan kolun şuradaki elinizdeymişken şu vidaları ve şu tarafta da var. Bu vidaları sıkın. Benimki düşmüş. Diğeri de gevşemiş. Allah'tan bu aşağıdaki kanala düşmüş. Ben bunu takmışım. Şuradaki parçalar ise, kabloların parçaları ise, kabloların parçaları da kopmuş buradan. Bu yolda giderken zamanla şöyle çarparak ses yapacaktır. Ben bunları şöyle ucuzluk mağazalarından almış olduğum plastik klipsler ile tutturacağım. Kabloların hepsini tutturacağım. Ses biraz daha azalmış. Kapıyı iç kartonunu montaj yapmadan önce, yerleştirmeden önce önemli bir detay var. Ben sökerken şuradaki parçayı sökmemiştim ama takarken sökülmesi gerektiğini öğrendim. Çünkü onu sökmezseniz kartona takamıyorsunuz arkadaşlar. Sökmek içinse şöyle bir şey yapmışlar. Klipsler yapmışlar. Demir parçaları görüyorsunuz. Yerde şu şekilde. Bunun yerleri var zaten. Şöyle denk getirip bunu buraya yerleştiriyorsunuz. Takıyorsunuz. Ama tabii bu parçayı takmadan önce kapının kartonu takmalıyız. Daha sonrasında bunu takacağız. Yoksa geçmiyor. Şu kanallar, şurada delikler var. Şurada. Bu buralara pimler girmiyor. Kapı kartonlarını yapıştırmış olduğum motosiklet şamiyeleri bunlar. Bunlardan istediğiniz motosikletçilerde bulabilirsiniz. Daha önce patlamış olan tekerlerin şamiyeleri bunlar. Kullanılmıyor. Çöp atacaklardı. Ben de bunları aldım. Böyle ortadan yardım ve bu şekilde bütün hale getirdim. Bu da benim işimi görüyordu. Umarım videoda işinize yarayacak bilgiler edinmişsinizdir. YouTube kanalında beni takip ederek daha fazla video edinebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Çünkü Mazda ile ilgili, Mazda aracımla ilgili birçok video çekip YouTube'a atacağım.